Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size stomaların açılıp kapanmasından bahsedeceğim. Nedir stoma? İlk önce stomaya bakalım. Hatırlayın, epidermisi anlatırken dedim ki epidermisin farklılaşmasıyla birçok yapı oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de stomalardır. Stomalar bitkinin gaz alışverişini yaptığı ve terlemeyi gerçekleştiren yapılardır arkadaşlar. Bunu anlattıktan sonra terleme olayını da anlatacağım zaten size. Sulak olan alanlarda stomalar yaprağın üst kısmındayken, kurak olan kısımlarda, bitkilerde arkadaşlar, yaprağın alt kısmındadır. Neden? Çünkü terlemeyi sağladığı için su kaybının olmaması lazım. Bu yüzden de kurak bitkilerde daha alt kısımdadır. Zaten kurak ve sulak bölge bitkilerini anlatırken bunu da yazacağım. Arkadaşlar, stomalar genellikle gündüzleri açık, geceleri ise kapalıdır. Bakın, genellikle diyorum, istisnalar mutlaka vardır. O zaman şöyle diyelim. Stomalar bitkinin gaz alışverişini ve terlemeyi gerçekleştiren yapılardır. Bu arada stomalar ne yapıyor? Fotosentez de yapıyorlar arkadaşlar. Bunu da yazalım. Fotosentez yaparlar. Stomalar için bir şey daha yazacağız. Genellikle gündüzleri açık, geceleri kapalıdır. Evet, şimdi gelelim stomaların açılma kapanma mekanizmasına. İlk önce açılma mekanizmasını anlatayım. Arkadaşlar, ben burada iki mekanizma olarak anlatacağım size. Birinci mekanizma ve ikinci mekanizma diyeceğiz, anlatacağız. Şimdi birinci mekanizmada fotosentezle ilgili olan kısmını anlatacağım ben size. Şöyle diyelim, bakın, birinci mekanizma diyorum. Birinci mekanizma, şuraya da ikinci mekanizma diyorum. Arkadaşlar, stomadaki bekçi hücreler, bakın, şunlar bekçi hücrelerdir. Stomanın bekçi hücreleri. İşte fotosentezi yapanlar bunlar. Şu yanlarında bulunanlar ise nedir? Komşu hücredir. Bunlar da yardımcı olacaklar stomanın açılıp kapanmasına. Arkadaşlar, stomaların bekçi hücreleri fotosentezle glikoz üretiyor. Bakın, birinci olayda ne oluyor? Bekçi hücreler fotosentezle glikoz üretir. Şimdi glikoz üretti, yapalım. Bakın, karbondioksit ve su birleşiyor. Besin, yani glikoz artı oksijen oluşturuluyor. Daha sonra bakın, burada besin üretildiği için ve su kullanıldığı için stomanın ozmotik basıncı artar mı? Değil mi? Şuradaki bekçi hücrelerin ozmotik basıncı artıyor. O zaman yazalım. Bekçi hücrelerde ozmotik basınç, direkt OB olarak yazdı. Ozmotik basınç artıyor. Ozmotik basınç arttığı için bunun suya olan ihtiyacı var sonuçta. Ne oluyor? Komşu hücrelerden, yani şuradaki hücrelerden bekçi hücrelere bir su geçişi oluyor arkadaşlar. İşte bu su geçişi turgor basıncını artırıyor. Turgor dediğimiz suyun fazlalığı. Turgor basıncı arttığı için şuradaki stoma açıklığı ne oluyor? Açılıyor arkadaşlar. Stomaların açılmasında birinci mekanizma budur. O zaman yazalım. Komşu hücrelerden bekçi hücrelere su geçer ve turgor basıncı artar. Turgor basıncı arttığı için de ne oluyor? Stoma açılır. İşte bizim birinci mekanizmamız böyledir. Birinci mekanizmada fotosenteze bağlı olan bir açılma olayıdır. Gelelim ikinci mekanizmaya. Arkadaşlar, ikincisinde potasyum miktarına bakacağız. Potasyuma göre yapacağız bu açılmayı. Ne oluyor? Epidermis hücrelerinden, şimdi stomalar sonuçta yüzey kısmında bulunuyor ya, epidermis kısmında bulunuyor. Epidermisten bekçi hücrelere, yani şu hücrelere potasyum geçişi oluyor. O zaman yazalım. Epidermisten
epidermisten bekçi hücrelere potasyum geçer. Potasyum geçer. Potasyum geçtiği için bekçi hücrelerinin ne olacak? Ozmotik basıncı artacak. Bekçi hücrelerin ozmotik basıncı artar. Ozmotik basınç artınca ne yapacak? Komşu hücreden su alacak. Komşu hücreden bekçi hücreye su geçer. Su geçer arkadaşlar. Ve son olarak turgor basıncı artıyor. Turgor basıncı artar. Stoma açılır. İşte ikinci mekanizma da budur. Potasyum geçiyor. Potasyum ozmotik basıncı artırıyor. Komşu hücreden bekçi hücreye su geçişi oluyor ozmotik basınç arttığı için. Sonra da su bir fazlalık oluşturup turgor basıncını artırınca stoma açılıyor arkadaşlar. Stomaların açılma mekanizması bu şekilde. Gelelim kapanma mekanizmasına. Kapanmayı da yine aynı şekilde birinci mekanizma ve ikinci mekanizma olarak anlatacağım. Birinci mekanizma, şuraya da ikinci mekanizma diyelim. Arkadaşlar birinci mekanizmamız yine fotosentezle alakalı bir durum aslında. Şimdi fotosentez sonucunda glikoz molekülleri üretiliyor ya. Bu glikoz molekülleri nişastaya çevriliyor. Nişasta üretilirken de su oluşmaz mı? Oluşur değil mi? Bekçi hücrelerinde bu sefer su miktarı artıyor. Bekçi diyor ki ya diyor ben gündüz diyor aldığım suyu komşudan aldığım suyu tekrardan geri vereyim. Bu sefer bekçi hücrelerinden komşu hücrelere bir su çıkışı oluyor. Dolayısıyla ozmotik basınç artıyor, turgor basıncı azalıyor. Turgor azaldığı için şuradaki açıklık ne oluyor? Kapanmış oluyor. İşte kapanma da birinci mekanizma da budur arkadaşlar. Yazalım. Stomaların bekçi hücrelerinde glikozlar nişastaya çevrilir. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın burada en sayıda glikoz birleşiyor. Nişasta artı su oluşturuyor. Bu su molekülü de ne yapıyor? Bekçi hücrelerinde bir fazlalık oluşturuyor ve bekçi hücrelerdeki ozmotik basınç düşüyor. Ozmotik basınç düşer bekçi hücrelerinde. Daha sonra komşu hücreye su geçişi olur. Bakın bekçi hücreden komşu hücreye su geçişi olur. Su geçişi olur. Böylece turgor basıncı azalır. Turgor basıncı azalır ve stoma kapanır. Stoma kapanır. Evet, birinci mekanizmamız da bu şekilde arkadaşlar, kapanma olayında. Gelelim ikinci mekanizmaya. Şimdi gündüz epidermisten ne olmuştu? Bekçi hücreye potasyum geçmişti. Bu sefer arkadaşlar bekçi hücreler bu potasyumlarını komşu hücreye veriyor. O zaman bekçi hücrelerden komşu hücreye potasyum geçer. Daha sonra bekçi hücrenin ozmotik basıncı düşer, değil mi? Bekçi hücrenin ozmotik basıncı düşer. Ozmotik basınç düştüğü için ne olacak bu sefer? Yapısında bulunan suyu komşu hücreye verecek. Bekçi hücreden komşu hücreye su geçişi olur. Su geçişi olur. Turgor basıncı azalır. Ve ne olur? Stoma kapanır. Stoma kapanır. Arkadaşlar şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Açılma sırasında bütün olaylar, bakın su geçişi nereden nereye oluyor? Komşudan bekçiye, açılma olayında. Komşudan bekçiye su geçişi var. Kapanma olayında ne var? Bekçiden komşuya bir geçiş var. Dolayısıyla bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Stomaların açılıp kapanması için. Şimdi bir not yazacağım buraya. pH ile ilgili bir not yazacağım arkadaşlar. pH'in azalması veya artması stomayı nasıl etkiler? pH'in azalması stomayı kapatırken pH'in artması stomayı açar arkadaşlar.
pH'ın azalması stomayı kapatır. Stomayı kapatır. pH'ın artması stomayı açar. Nasıl? pH'ı da neye göre yapacağız? Karbondioksite göre. Karbondioksit miktarı fazlaysa bakın karbondioksit burada kullanılacak ve stoma açılacak. Ama burada karbondioksit kullanımı yok. O zaman stoma ne olacak? Kapanacak arkadaşlar. Evet, stomaların açılıp kapanma mekanizması bu şekilde. Şimdi size damlama ve terlemeyi karşılaştıracağım. Bir de sulak bölge bitkileriyle kurak bölge bitkilerini karşılaştıracağım arkadaşlar. Şöyle sayfayı değiştirelim. Şuraya damlama, damlamanın diğer adı neydi? Gutasyon. Şuraya da terleme yazalım. Bu da transpirasyon. Transpirasyon. Bunun adı da arkadaşlar transpirasyondur. Evet, ikisini bir karşılaştıralım. Şimdi damlama olayı nedir? Terleme olayı nedir? Arkadaşlar damlama suyu sıvı olarak atılmasıdır. Suyun sıvı olarak atılmasıdır. Kimler atıyor damlamayı? Damlama yoluyla kimler atıyor? Hidatotlar atıyor değil mi arkadaşlar? Terleme olayında stomalar etkilidir. Damlama olayında hidatotlar etkilidir. O zaman yazalım. Hidatotlar etkilidir diyelim. Hidatotlar etkilidir. Terleme olayına da ne yazacağız? Stomalar etkilidir. Stomalar etkilidir. Evet, şimdi damlama olayında su sıvı olarak dışarı atılır. Su sıvı olarak atılır. Terleme olayında arkadaşlar su gaz olarak atılır. Gaz olarak atılır. Şimdi burada su sıvı olarak atıldığı için suyla beraber bir miktar mineral atılabilir. Suyla beraber bir miktar mineral atılabilir. Ama terleme olayında gaz olarak atıldığı için ve minerallerin gaz formu arkadaşlar bitkilerde bulunmadığı için ne olacak? Terleme olayında kesinlikle mineral atılmaz. Mineral madde atılmaz. Gelelim bir diğer özelliğimize. Damlama olayı havanın neme doyduğu zamanlarda meydana gelir. Yani bu yağmurun başlayacağı zamanlarda damlama olayı meydana geliyor. Yazalım. Havanın neme doyduğu zamanlarda gerçekleşir. Stoma için böyle bir şey söylemiyoruz. Yani terleme olayı için böyle bir şey söylemiyoruz. Sadece terleme hızını artıran ve azaltan maddeleri, faktörleri söyleyeceğim arkadaşlar. Terleme hızını. Şimdi artıranlar neler? Azaltanlar neler? Artıran bir kere sıcaklık. Sıcaklık arttıkça ne olacak? Terleme hızlanır. Rüzgar. Çamaşırlarımız rüzgarlı havada daha hızlı kurur. Neden? Çünkü rüzgar terlemeyi yani su çıkışını artırır arkadaşlar. Toprağın nemli olması. Toprağın nemli olması. Bu da yine su miktarı fazla olduğu için terleme artar. Havanın kuru olması. Yani kuru sıcaklık. Terlemeyi artırır. Gelelim azaltanlara. Arkadaşlar havanın nemli olması. Havanın nemli olması ne yapıyor? Terlemeyi azaltıyor. Çünkü havada zaten yeteri miktarda su bulunduğu için terleme olayına ihtiyaç duyulmuyor. Daha sonra kalın kütikula tabakası. Kalın kütikula tabakası. Son olarak da yaprağın tüylü olması. Tüyler terleme olayına engeller arkadaşlar. Terleme olayını engelliyor. Yine kütükula da aynı şekilde terleme olayını engelliyor. Evet, terlemeyi artıran ve azaltan olayları da anlatmış olduk.
Şimdi geliyorum size sulak bölge ve kurak bölge bitkisini karşılaştırmaya. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın. Sulak bölge bitkisi diyelim. Şuraya da kurak bölge bitkisi diyelim. Kurak bölge bitkisi. Arkadaşlar, sulak bölge bitkisinde stomalar yaprağın üst kısmındadır. Stomalar yaprağın üst kısmındadır. Ama kurak bölge bitkisinde stomalar nerede olacak? Yaprağın alt kısmında, değil mi? Zaten suya ihtiyaç olduğu için terleme ile birlikte daha fazla su kaybedemez. O yüzden yaprağın alt kısmında. Daha sonra gelelim. Sulak bölge bitkisinde ince bir kütükula tabakası bulunur arkadaşlar. İnce kütükula tabakası bulunur. Ama kurak bölge bitkisinde kütükula tabakası kalındır. Kalın kütükula tabakası bulunur. Bir diğer özelliğimize baktığımızda sulak bölge bitkisinde yaprak ayası geniştir. Yaprak ayası dediğimiz o yaprağın tamamı, aslında sap haricinde bulunan tamamı, yaprak ayası geniştir. Ama kurak bölge bitkisinde yaprak ayası dardır. Mesela kaktüsü düşünün, diken şeklinde yaprakları var. Neden? Çünkü kurak bölge bitkisi. Yaprak ayası dardır. Fazla su kaybetmesin diye. Sulak bölge bitkisinde kök ozmotik basıncı azdır arkadaşlar. Kök ozmotik basıncı azdır. Ama kurak bölge bitkisinde kök ozmotik basıncı fazladır. Gelelim diğer özelliğimize. Sulak bölge bitkisinde kökler saçak kök şeklindedir. Şimdi istediği her yerde su bulabildiği için ileri gitme ihtiyaç duymuyor. O yüzden kökleri saçak kök şeklindedir. Genellikle tabii ki kökler saçak kök şeklindedir. Kurak bölge bitkisinde ise arkadaşlar kökler kazık kök şeklindedir. Ve son olarak da sulak bölge bitkisinin yaprakları tüysüzdür. Tüysüz. Ama kurak bölge bitkisinin yaprakları tüylüdür arkadaşlar. Genellikle tabii ki yaprakları tüylüdür. Dediğim gibi istisnalar mutlaka vardır. Evet, böylece sulak bölge bitkisini, kurak bölge bitkisini size anlatmış olduk. Arkadaşlar, şimdi size iki tane olaydan bahsedeceğim. Bitkilerdeki beslenme adaptasyonlarından bahsedeceğim. Mikoriza ve nodül dediğimiz iki tane beslenme adaptasyonu var. Bunlardan bahsedelim. Daha sonra bu videoyu bitirelim. Beslenme adaptasyonu diyelim. Şimdi bitkiler topraktan su ve mineral alıyorlar. Ama mineralleri alırken bazen zorluk çekebiliyorlar. İşte bu zorluğun üstesinden gelebilmek için iki tane adaptasyona sahipler arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mikoriza. Diğeri de nodül. Nodül. Nedir bunlar? Arkadaşlar, mikoriza mantarlarla bitki arasında bulunan mutualist bir ilişkidir. Bakın. Mantar artı bitki arasında bulunan mutualist bir ilişki. Peki ne işe yarıyor bu ilişki? Arkadaşlar, mantar hifleriyle, bakın, hifleriyle topraktan su ve mineral alır. Sonuçta bunun hifleri daha küçük yapıya sahip olduğu için toprağın ileri kısımlarına kolaylıkla gidebiliyor. Bu yüzden de hifleriyle topraktan su ve mineral alıp bitkiye veriyor. Bitki ne yapıyor peki? Fotosentez ile ürettiği besini mantara verir. Yani mantarı beslemiş olur.
Bu ikisi arasındaki bulunan ilişki nasıl bir ilişkidir? Mutualist bir ilişkidir. İkisi de birbirinden fayda görür. Bu yüzden mutualizm diyoruz. Gelelim nodüllere. Arkadaşlar, nodüller de bakterilerle bitki arasında bulunan bir ilişkidir. Bakteri artı bitki. Şimdi bakteri cinsi de rizobium bakterisidir. Bazen bu cins sorulabiliyor. Yani sorma dedim, yazabiliyorlar. Hani aklınız karışmasın. Bakteri ne yapıyor? Bakın, bakteri bitki için havadaki azotu toprağa bağlar. Azotu toprağa bağlar. Bitki ne yapıyor peki? Bitki de besini, bakın ürettiği besini bakteriye verir. Bakteriye verir. İkisi de birbirinden fayda görüyor mu? Görüyor. O zaman bu ikisi arasındaki bundan ilişki de yine nedir? Mutualizm, yani mutlu yaşam birlikteliği diyebilirsiniz. İkisi de birbirinden fayda gördüğü için mutualist bir ilişkidir arkadaşlar. Evet, beslenme adaptasyonları bu şekilde. Böylece bu videoyu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videoda bitkilerde eşeyli üreme kısmına geleceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.